Merhaba arkadaşlar, bu bölümde tasarım görünümünde sorgu yapmaya devam edeceğiz. Biraz daha karmaşık sorgular yapıyor olacağız. En son kaldığımız nokta böyleydi. Çalıştırdığımız zaman, tekrar bakacak olursak şöyle dizayn görünümüne, danışmanıdır relation'ı üzerinden hangi öğrencinin danışmanı, hangi öğretmendir gösteriyor bize. Bu durumda da danışmanıdır relation'ı işin içine dahil ettiğimiz için, bütün öğrencileri göstermek yerine sadece bu relation'a katılmış olan öğrencileri görüyorduk. Şimdi biraz daha işi ilerletelim ama ilan etmeden önce bir adım geriye atalım. Sadece öğrencileri gördüğümüz ana geri döndük. Adını ve soyadını gösteriyor bütün öğrencilerin. Şöyle bir şey de yapabilirdik. Pardon bunun tasarım görünümüne geçmek isteyeceğim. Şöyle bir şey de olabilirdi. Her şeyi görmek isteseydik hani isim, soyad, işte başka ne varsa onu seçmek yerine hadi burada hiçbir şey gösterme derdik. Onu attık. Burada da field, hangi field? Öğrenci yıldız dersek, öğrencide hangi alanlar varsa hepsini dahil ederdi. Bu durumda sorgumuzun normal öğrenciden pek bir farkı olmayacaktı. Şimdi tekrardan design görünümüne geçiyorum. Bunu yeniden sadece isim yapacağım. İsim yapamadım, soyad yaptım. Burada da yeniden öğrencinin soyadını görüyor olalım. Genelde bu şekilde kullanacağız. Bilgilerin hepsini istediğimiz zaman tamam, yıldız diyebiliriz, yıldızla beraber kullanabiliriz. Neden mi XM bu kadar çalıştığını? Neyse, çok duyulmuyordur. Umarım şeyde, şurada bir sayfa açık tuttuk diyelim, hani burada bir şeyler gösterecektim. Neyse, bu bu çok şart değil zaten, onu kapatalım. Şimdi şeyden bahsedelim. Criteria denilen yerde bazı kıstaslar koyabiliyorduk. İsim, doğrudan bir isim yazarsak doğrudan onu arıyordu. Ama bunun yerine şöyle şeyler de yapabiliriz. Mesela ismin içerisinde şu sözcük geçiyorsa gibi bir şey diyebiliriz. Criterion'ın altına like kelimesini kullanıyorum ve tırnak içerisine neye benzesin onu yazacağım biraz. Benzemesi gereken şeyi kullanırken de bir string kullanıyorum. Tamam. Buna mesela doğrudan yine Sinan deyip run edebilirim. Doğrudan Sinan var. Ama mesela içinde şu harf geçsin gibi bir şeyler demek istiyorum. Hani şöyle düşünebiliriz, belki like say edersek gelebilir, yok değil, bu sefer gelmedi. Ee, yeniden design görünüme geçiyorum. Burada bir özel yazım kullanacağız aslında. Ee, regular expressionlara benziyor biraz. Mesela yıldız karakteri, any number of any karakter, herhangi sayıda herhangi bir karakter anlamına geliyor olacak. Aslında bunu doğrudan yıldız olarak yazsak da, hani like'ı kullanmasak da aynı şey anlamına geliyor. SQL görünümünde otomatik çeviriyor bunu da biz SQL'de yazarken mesela bunu yeniden like yıldıza çevirdi. Şimdi mesela diyelim ki, aslında şöyle notepad açayım ben. Yazarak göstereyim. Şimdi yıldız dediğimiz şey herhangi sayıda herhangi karakter. Aynı zamanda burada kullanabildiğimiz soru işareti var. Bir tane herhangi karakter anlamına geliyor. Belli bir harf yazarsak da mesela bir tane A harfi, bir tane B harfi gibi. Sayısal şeyler de var ama hani bu kadarı yeterli gibi duruyor. Detayını istersek az önce <laughs> açtığım şeydi aslında. Access, like keywords falan gibi aratırsanız muhtemelen çıkacaktır. Şimdi bu durumda mesela A harfiyle başlayan bir şey bulmak istersen ben ne yapacağım? Oraya yazdığım şey şu olacak. A yıldız dersem sadece A da geçerli olur. Hatta onu görmek için şöyle yapalım. Öğrenci tabloma gidiyorum. Mesela yeni öğrenciler ekleyeceğim. İşte 78 numara. A A olsun. Ardından 79 numaralı öğrenci. AB mesela adı. Soyadı yine. Başka bir şey olsun. Tamam soyadı. Bir tane doğum tarihi. Ee, sorgumuza gelelim. Sorgumuzda Criteria'ya şunu yazacağım. A ve yıldız. Buradan çıktığım zaman zaten otomatik olarak bunu like tırnak içerisinde A yıldız haline getirdi. Run dersem A ile başlayan isimleri bulacak bana. A AB, Ali ve Ayşe buna dahil. Şimdi sorguma geri dönüyorum. Design View dedim. A ile başlayıp A'dan sonra da mutlaka en azından bir harf gelen isimleri bulmak istesem şöyle yapabilirdim. A soru işareti yıldız derdim. A kesin olacak. A'dan sonra başka bir harf daha olacak. Ondan sonra hiç harf gelmeyebilir veya istediği kadar harf gelebilir demiş olacağım. Bu durumda mesela çalıştırırsam. Bir dakika geri dönelim ne yaptık. Dizaymi onu yapmadık yani dedim de <laughs> öbür tarafta dedik burada yapmadım. Şimdi şurada yerine A soru işareti yıldız yazdım. Like'a çevirdi yeniden o kendisi. Run diyorum. Bu sefer A'nın dahil olmadığını görüyorum. A adında bir öğrencim vardı ama onu dahil etmedi. Çünkü onun ismi bir tane A'dan oluşuyor. A'yı takip eden bir tane herhangi bir karakter yok. Güzel. Peki A soru işareti olarak bırakmış olsaydım ne olacaktı onu da görelim. A soru işareti diyorum. A harf, harfi kesin gelecek. A'dan sonra da herhangi bir harf takip edebilir ama bir tane bir harf olmak zorunda. AB geldi mesela sadece. İşte AC gibi isimler, AA A gibi isimler de olsaydı onları da dahil edecekti bu sorgu. Ama mesela daha uzun kelimeleri dahil etmemiş oldu. Mesela şöyle bir sorgu oluşturmak isteseydim o zaman. Sadece 5 harfli kişileri bulmak isteseydim 4, 5. 5 tane soru işareti yapacaktım. Sorguyu. Yanlış sintaks. Bunu otomatik olarak çeviremedin nedense. Kendimiz yazacağız. Like tırnak içerisinde 1 2 3 4 5 tane soru işareti. İlginç mesela 5 soru işareti buraya doğrudan girince like tırnak içerisinde çevirmedi kendisi. Mesela sadece 5 harfli isimleri gördük. 5 harfliler başlı falan. Sorgumuza geri dönelim. En az 5 harfliler olsaydı ne olacaktı? 5 tane soru işareti ardından da bir tane yıldız yeterli olacaktı. En az 5 harfliler mesela 6 harfli isimlerde veya daha fazla harf içeren isimlerde dahil olmuş olacaktı bu durumda. Hani bunları kullanarak çok karmaşık şeyler de yapabiliriz. Mesela ismin herhangi bir yerinde A harfi geçsin isteseydik ne olacaktı? Yıldız A yıldız diyecektik. Başta sıfır ya da herhangi sayıda herhangi karakter olabilir. Bir noktada bir A harfi olacak ardından takip eden herhangi sayıda karakter olabilir veya hiç karakter olmayabilir. Bu durumda baktığımız zaman mesela Sinan'ın sondan bir önceki harfinde A harfi. Birden fazla A harfi geçiyorsa da şu an bizim durumumuzda söz konusu değil ama yine o da dahil ediliyor olacaktı. Şimdi buraya geri dönelim. Bunu isim field'ın, öğrenci table'ından isim field'ına bir şart koydum. Soyad field'ına da bir şart koyabilirdim. Mesela işte isminde A harfi geçenler. Aynı zamanda da soyadında işte yıldız, A yıldız diyelim mesela yine. Şu tırnağı otomatik koyuyor zaten. Çalıştırdım. Hem adında hem soyadında A harfi geçenleri görüyorum. Hatta biraz daha böyle kısıtlayıcı bir şey olsun. Yani daha az bir sonuç alacağımız. Adında A harfi soyadında İ harfi olanlar dedim. Mesela daha az sayıda bu sefer sorgu sonucu görüyorum. Design görünümüne tekrar geri döndüm. Şimdi Criteria'ya yazdım bunları. Criteria'ya yazdığım bütün şartlar aralarında AND ilişkisini içerir. Yani hem bu olsun hem bu olsun dediğimiz şeyler içerir. Ama OR satırına yazarsak buradaki şartları hani bu sefer ifadeler ORlanmaya başlar. Ama çok uzadığı zaman kontrol birazcık burada. Query by example'da zorlaşacak. SQL'e doğrudan yazmak daha kullanışlı hale alıyor olacak. Mesela burada çalıştırdığımız zaman bir dakika geri dönelim. Design View. Adında A harfi olsun veya soyadında I e harfi olsun diyecektik. A'yı kriteriye yazdık diyelim. I'yi e buraya yazmış olalım. Çalıştırdık. Hani A'yı içerenler veya I'yi e içerenler. Şimdi bakıyorum. Adında A harfi olduğu için soyadında I e harfi içermemesine rağmen dahil edilenler var. Adında a harfi olmamasına rağmen, soyadında i harfi içermesine rağmen dahil edilenler var. Bu iki ifadeyi, iki e, kıstası orlamış olduk. Ama nasıl yapınca? Birinin kriteriyasına yazdık en baştakinin, ardından takip edenin oruna yazdık mesela. Hani bu veya bu olsun falan. Hani kriteriya ya budur ya bu satırdakidir. Hani yeni bir kriteriye daha eklemek istesek alt satırlara doğru ekleyebilirdik mesela bu durumda. Hatta şöyle de olabilirdi. Sadece isim şartımız. İsmin İç, ismin içinde A harfi olacak veya ismin içerisinde e, I e harfi olacak demiş olduk mesela böyle. Run diyoruz. Hani adında A olanlar veya I e olanlar. Şimdi yukarıdakilerin adında A var. memo ile mesela I e olduğu için dahil edildi. Esko şeye geri dönüyorum. Design View'a. Soyadında da şu olsun bu olsun diyeceksek mesela. Hani hem bu şartı sağlayacak veya bu şey hani veya ile eklemek istersek bir alt satıra ekliyoruz mesela. Soyadında da B harfi olduğu için de dahil edilebilir kişiler mesela. Öyle yokmuş ama T var mesela. A şartını kaldırıp T şartını ekleyecek olsak diyelim. Buraya geri döndüm. İsimde B veya I geçecek veya soyadında T harfi geçecek demiş oldum. Çalıştırdım. Bakıyorum anlamlı bir şey mi dedim. B'de demeyecektim dur herhalde o zaman. İsim de G veya İ diyelim. Hani olmayan bir tane bulayım diye. G, İ isimde olabilir. T de soyadında olabilir. Şimdi mesela adında G veya İ olmamasına rağmen bu satırdaki öğrenci soyadında T olmasından dolayı bizim sorgumuzun sonuçlarına dahil edilmiş oldu. Orlayacağımız ee, her şeyi ayrı bir satıra yazıyoruz. Yani entlemek istediklerimizi de aynı satıra yazıyoruz. Şimdi şöyle bir şey demiş olsaydık. İsminde A harfi veya İ harfi olan öğrencilerin soyadlarında da A harfi olanları bul demek isteseydik. Buradaki kriteriyayı bu sefer hani soyadının iki satırına, iki satırına da yazacaktık. Neden? Şimdi kriterlerimiz şu. İsimde A soyadında A veya isimde İ soyadında A olacaktı. Bu durumda çalıştırdığımız zaman da soyadlarında kesin A harfi bulunan ama isimlerinde İ veya A bulunan öğrencileri görüyoruz. Hani mesela yeni bir sorgu olarak bir şey daha eklemek istersek tabii şey de yapabiliriz. Create query design. Yeni bir sorgu oluşturuyorum mesela. Neler istiyorum? Öğrenci danışmanıdır ve öğretmen. Bunları aldım yeniden. Aynı e, şeyler az önce kullandıklarımızın aynısı. Neleri istiyorum mesela diyelim? Öğrenci, pardon, demin danışmanları kaldırmıştık. Sadece öğrenciye bakıyorduk. Yine öğrencinin sadece adı ve öğrencinin soyadı üzerinden bir şey yazıyorum diyelim. Buranın dizaynına geri döneyim. Like A şey like yıldız A yıldız. Like A like yıldız A yıldız tam doğru dedim. Adında A veya I olanlar bu sorguda. Şimdi sorguyu kaydedelim. İkinci sorgumuz olsun bu. İkinci sorgumuzun birinci sorgudan farklı olduğunu görmek istiyorum. İkinci sorguyu çalıştırdım. Daha çok öğrenci var. Adında A veya I olan öğrenciler bunlar. Soyadına bakmıyoruz. İlk sorguya geri dönüyorum. Bunu çalıştırıyorum. Daha az. Şimdi bu öğrencilerden soyadında A bulunanlar. Mesela A, B, T burada dahil değil. Neden? Soyadında A harfi olmadığı için. Yani biraz daha üzerine bir sınırlama koymuş olduk böylelikle. Her bir satır burada ayrı bir or satırına karşılık geliyor. Sütunlara da yan yana yazdıklarımız birlikte endleniyorlar. Burada sağ tıklayarak SQL Viva'da geçebiliyoruz. Bunun SQL karşılığı böyledir. Mesela bakıyoruz. Öğrenci ismin A içermesi ve öğrenci soyadının A içermesi gerekiyor. Veya bu ikili. Burada hani çok da etkin bir şekilde yazmış değil mesela. Bol bol parantez atışından da bunu görebiliriz. Ama buradaki sorgu doğru bir sorgu en azından. O az önce design tasarım görünümünde yaptığımızla çelişmeyen, aynı şeyi yapan ama belki de en kısa biçiminde yazılmış bir sorgu olmayabilir ama SQL'i kendisi çeviriyor burada dizayn görünümünde yaptıklarımızı. Hani ters yönde de gidebiliyor ama desteklediği şeyleri kullanırsak. Şimdi SQL görünümünde yazarken biraz daha serbestlik var aslında. Hani sonuçta burada sorgu ekranında biraz daha kısıtlanmış hissediyoruz. Hani basabildiğimiz şeyler vesaire burada belli şeyler. Mesela hani soyadında bir kıstas koyup soyadını göstermek istemezsek show tickini buradan kaldırabiliriz. Öğrencileri ismine göre sıralamak istersek de sort'un altına mesela ascending hani yükselen sırada sırala diyebiliriz. Run dersek öğrencilerin sadece ismini görüyoruz ama soyadlarındaki şart da uygulanıyor. Hani sadece hani soyadını göstermemiş olduk. SQL View'da bakarsak mesela soyadını içeren kıstaslar hala mevcut. Design görünümüne geri gelelim. Hatta bu sorgularımızı kapatalım. Tamam kaydedelim. Yeni bir sorgu yapalım. Biraz daha karışık bir sorgu olsun. Create dedim. Query design diyorum. Bu sefer öğrencilerin hangi öğretmenin danış şey daha doğrusu <laughs> hangi danışman öğretmen hangi öğrenciye atanmış onu bulmaya çalışalım. Şimdi hangi table? Öğrenci table'ından öğrenci adını göreyim. Öğrenci table'ından öğrencinin soyadını göreyim. Aynı zamanda öğretmen table'ından öğretmenin ismini görelim. Neye göre sıralayalım? Mesela öğretmen ismine göre sıralayabiliriz bu tabloyu. Herhangi bir kriterimiz var mı? Diyelim ki öğrencinin isminde yıldız A diyelim. Yıldız A yıldız dedim. Öğrencinin isminin herhangi bir yerinde A harfi geçenleri bul. Run dedim. Öğrencinin adında A harfi geçenler Öğretmen ismine göre de sıralanmış bir vaziyette geldi ama aynı öğretmen olduğu için böyle çok da heyecan verici bir şey görmedik. Belki de bunun tekrar dizayn görünümüne gelelim. Öğrenci adında A olma şartını kaldırırsak da sonuçlarımız böyle. J harfi diğer harflerden daha önce geliyor. Bunu da burada görmüş oluyoruz. Şimdi yeniden dizayn görünümüne geldim. Burada başka kıstaslar koyabiliriz. Mesela hani öğretmenin maaşı şundan büyük olsun diyebiliriz. Öğretmenlere bakalım. Hepsine maaş yazmamıştık. Bir tanesine daha yazalım. Mesela öğretmenlerin bu, bu ilişkide diyelim danışman öğretmenlerden maaşı belli bir değerin üstünde olanları görmek istiyoruz. Bu durumda öğretmenin maaş alanına da bakmamız lazım. Henüz aşağıda bizim kullandığımız alanlara dahil etmemiştik. Öğretmen table'ından hangi field ile ilgileniyorum? Maaşı ile ilgileniyorum. Maaşı göstermek istemiyorum. Şovu kapattım. Ama maaşın mesela maaş dediğimiz şey büyüktür 160 olmasını istiyorum. Bu durumda bizde bir tane öyle öğretmen var. Query'yi çalıştırdım tek bir satır. Hani Tidus Merve Merve'ye danışmanlık yapıyor. Maaşı da biliyorum ki 160'tan fazla. Tekrar design görünümüne gelelim. Mesela burada büyüktür 100 deseydik. iki öğretmenimiz bu şartı sağlıyor. Kake de geldi. Ama Kake de bir tane öğretmene danışman şey bir tane öğrenciye danışmanlık ettiği için tek bir satır eklendi. Mesela Kake'nin bir tane daha öğrenciye danışmanlık yapmasını sağlayalım. Danışmanıdır tablosuna gittim. Kake 2 numaralı şeyimizde herhalde bir geçerli bir öğrenci gerekecek tabi bize mesela 16 numaralı öğrenci danışmanı yok. 16'ya 2'yi ekledik diyelim burada. Ardından bizim sorgumuza geldim. Tasarım görevine dönüp tekrar run diyorum. Kake'den bu sefer iki satır da var. Neden? Çünkü hani bu relation üzerinden gidiyoruz. Danışmanıdır relation üzerinden gittiğimiz zaman Kake iki defa geçiyor. İki defa danışmanıdır relation'ına dahil olmuş Kake. Ve maaşı da yüzden fazla olduğu için burada belirdi. Böyle sınırlamalar koymamız mümkün. Hani maaşı yüzden fazla adında şu harf geçiyor. Şu sayısı Şundan küçük falan gibi karşılaştırmalar yapabiliyoruz sorgularımızla. Mesela daha da burayı genişletmek istiyoruz diyelim şimdi. Maaş sınırlamasını çıkarttım. Hadi şunu görmüyoruz. Hiç maaşla ilgili bir şey yapmadığımız için onu kaldırdım. Ama Show Table'dan bu sefer Ders Verir Relation'ı ile Ders Table'ını da istedim. Şimdi birbirine bağlı kısımlar buradan devam eden bir zincir olarak geliyor şu haliyle çalıştıracak olsam bu sefer gördüğümüz şeyin sayısı arttı fark ederseniz. Şimdi öğretmen ismi Jane'ler, Tidus'lar. Acaba tam olarak neyi görüyoruz burada? Hani çünkü e, geri dönüyorum Design View'da. Ders verirle dersi kaldıracak olursam Run dediğim zaman Jane'ler, Kake'ler, Tidus'lar var. Ardından Design View'a geri döndüm. Yeni table'lar ekledim. Ders table'ıyla. Ders verir table'ını. Eklemeye çalışıyorum. Ekledim. Yani zincir devam ediyor. Çalıştırdığım zaman. Bu sefer gördüğüm veriler farklı. Jane. Ama hangi Jane? Şimdi mesela Ayşem Ayşe. Ayşem Ayşe Jane'in tekrar ettiğini görüyorum. Bu hani biraz aslında cross product. Yani bu çapraz çarpımların işin içine dahil olduğunu gösteriyor bize. Ama biraz daha anlamlı veriler görmek üzere şimdi öğrencinin danışman öğretmenini buluyoruz ve danışman öğretmenin verdiği dersleri buluyoruz aslında bu bağlantı üzerinden gidersek. Yani aradan bir parçayı gösterirsem ben cross product, çapraz çarp çarpım yapıldığı için bu table'lar yani her öğrenci, her öğretmenle eşleştiriliyor. Şu önceki duruma dönelim. Bu durumda ne oluyor şimdi arkada? Her öğrenci her öğretmenle eşleştiriliyor. Öğrenci no'ların, öğretmen no'ların danışmanıdır table'ından bulunan satırları alınıyor sadece. Ama eğer diğer table'ları da dahil edersek ders ve ders verir table'larını ki bunlardan bir tanesi bizim relation olarak düşündüğümüz bir table'dı. Bu durumda bu çapraz çarpım her öğrenci, her öğretmen ve her ders ihtimalleri dahil ediliyor. Bu ihtimallerden danışmanıdır table'ında yer alanlar ve ders verir table'ında yer alanlar ayrı ayrı alındığı için ikilemeleri görebiliyoruz. Böyle bir zincir oluşturduğumuz zaman şöyle yapabilirdik mesela. Bir tarafta öğrenci, öbür tarafta da ders olsaydı mesela. Dersin adı. Herhangi bir sıralama yapma. Şimdi öğrenci isim soyadı, ve bu öğrencinin danışmanı yapan öğret danışmanlığını yapan öğretmen bağlantısı üzerinden dersi. Böyle bir sorgu çalıştıralım mesela. Ne görüyoruz? İşte Ali Velir matematik, Ayşem Ayşe Mayşe matematik, Nermin Mermin matematik. Ama Nermin Mermin Türkçe de görüyoruz. Neden? Çünkü o öğretmen birden fazla ders veriyor. Yani böyle uzattığımız zaman zinciri aslında tam olarak neye ihtiyacımız var onu düşünmemiz lazım. Ve bu zinciri uzatırken ...design görünümünü kullanıyorsak biraz kontrollük kaybediyoruz aslında. Burada bazı şeylerin birbirine eşit olmasını sağlamamız lazım. Mesela şunu düşünün şimdi bir öğrencinin... ...danışmanının... ...verdiği ders sayısı birden fazla olabiliyor. Bu durumda bunu nasıl göstermek istiyoruz aslında? Yani biraz da... E, ...temel şey or, burada o. Belki şöyle göstermek daha mantıklı olacak. Design view'a geri dönelim. Başta mesela dersi gösterelim. Dersin adını gösteriyor olalım. Ardından öğrencinin adı ve öğrencinin öğrencinin soyadı olsun. Bu durumda ne oluyor? Belli bir dersin bu dersi veren öğretmene atanmış öğrencilerini, daha doğrusu atanmış danışmanlığını yaptığı öğrencilerini görüyoruz. Mesela bu durumda matematik dersini veren öğretmen, o her kimse Ali'ye gözetmenlik yapıyor. Ayşe'ye, Nermin'e gözetmenlik yapıyor. Türkçe dersine atanan öğretmen her kimse Ali'ye, Ayşe'ye, Nermin'e gözetmenlik yine yapıyor. Buradan aslında matematik ve Türkçe dersinin gözetmen öğretmeninin aynı olduğunu da edinmiş oluyoruz. Design View'a geri döndük. Mesela burada aynı zamanda işte e, öğrenci ismini göstermeden önce öğretmen adını göstersek sonra öğrenci adını ve ardından öğrenci Soyadını gösteriyor olsak bu durumda böyle bir sonuç çıkacak yani hani Jane adlı öğretmen bu öğrencilere danışmanlık yaptığı için hani buradan da e, aynı satırları tekrar görüyoruz hani tamamen aynı satırlar değil bunlar aslında ders adı değişiyor çünkü farklı bir ders üzerinden bağlanıyoruz ama hani bunlar niye tekrar ediyor gibi düşünürsek bazen hani bu ilişkilerin bağlantısı işte birden fazla herhangi bir da tekrar ediyorsa tekrar yeni bir satır olarak gösterildiği için burada böyle bir şey söz konusu oluyor. Hani e, bu belki dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi olabilir. Yani bu yolu takip etmek çok mantıklı bir yol mu? Belki bu çok mantıklı bir yol değildi. Daha mantıklı olabilecek bir query oluşturalım. Bu query'yi kaydetmedim, beğenmedim. Create dedim. Query design, yeni bir query oluşturuyorum. Bütün table'ları dahil etmek genelde çok iyi bir şey olmayabilir. Özellikle de bizim buradaki table'larımızın relation'ları bir daire oluşturuyor. Mesela şöyle bir daire oluşuyor ya. Böyle bir dahi, daireyi dahil etmek genelde, hani özel durumlar olabilir ama genelde çok iyi sonuçlar vermeyecektir. Mesela burada ne diyelim işte öğrenci table'ından isim ve öğrenci table'ından soyadı göstersin. Run dedik. Bu öğrenciler geldi ama ne bu öğrenciler? Her bir relation'da var olan öğrenciler bunlar. Ama bazı relation'larda birkaç defa bulunuyorlarsa, bulunuyorlarsa mesela Ali Velir gibi birden fazla defa da yer alabilirler. Dur onu kapatmak istemiyorum. Design görünümüne geçmek istiyorum. Şimdi bunlar üzerinden daha mantıklı bir şey yapalım. Danışmanıdır da relation'ı aradan çıkartalım. Bir öğretmen bir öğretmen verdiği dersler üzerinden bu dersi alan öğrencileri bulmak istiyor olsun. Hani zinciri şöyle takip edeceğiz. İsterseniz şöyle gidelim. Öğretmen. Öğretmen adı. Öğretmen. Öğretmen soyadı olsun burada yer alan. Ardından bu öğretmen herhangi bir derste kendisine ders verdiği öğrencileri görmek istiyor diyelim. Öncelikle mesela ders table'ından bu dersin adını görmek güzel olabilir belki. Hatta bu dersin saatini de görmek isteyebilir. Bunun üzerinden de ders table'ından ders al relation üzerinden hangi öğrencilere sahip olduğunu bulabiliriz. Öğrencinin adı soyadı mesela öğrenci soyadı. Bu durumda query'yi çalıştırdığımız zaman ders veren öğretmenler burada tamam hep Jane ders veriyormuş mesela. Ders verir relation'ına bakıyorum evet Jane ders veriyor. 3 numaralı öğretmen de ders veriyor. 2 numaralı öğretmen ders vermiyor. 2 numaralı öğretmen de ders versin. Ama 3 dersimiz vardı unutmayın ve her ders sadece bir öğretmen tarafından verilebilir dediğimiz için yeni bir öğretmen dahil edemeyecek. Yeni bir ders doğrudan söylediğim ders verire. Yeni bir ders eklemeden şu an yeni bir girdi ekleyemiyoruz. O yüzden böyle kalsın. Jane öğretmenin matematik dersini alan öğrenciler burada. Jane öğretmenin Türkçe dersini alan öğrenciler mesela Ali ile Merve iki dersinde alıyormuş bu öğretmenin. Tidus öğretmenin fen dersinde bir tek Ayşe alıyormuş mesela bu tabloya göre. Şimdi bu query'de mesela neler işimize yarayabilir? Design View'a geri dönüyorum. Bu query'de mesela sadece belli bir öğretmenin veya sadece belli bir dersin girdilerini bulmak isteyebiliriz. Mesela ders için kriteriye şunu yazayım. Fen yazayım. Sadece fen dersi için bunları göster. Run dedim. Sadece fen dersi için. Öğretmen adı ve öğrenci adlarını görüyorum. Design view'a geri döndüm. Belki hani bu azdı diye işte Türkçe diyebilirim. Run dedik. Ç-Ç ile yazmamış mıydık? Ç ile değil miydi? Bir dakika. Derslere bakıyoruz. Türkçe yazmışız tamam. Orada da kullanmamışız. Yani enterlerin içerisinde Türkçe karakter. Her zaman sıkıntı olmayabilir ama field adlarında önemli tabi. Türkçe dedik. Query'mizi çalıştırdık. Görüyoruz ki Türkçe dersinin öğretmeni ve sağ tarafta bu dersi alan öğrencileri görüyoruz. Ha, öğretmen aynı olduğu için mesela onu tekrar görmek de istemeyebiliriz. Burada göstermek istemediklerimizin şovunu kapatmamız yeterli. Bu durumda mesela diğerlerin şovunu kapattım. Sadece Türkçe dersini alan öğrencilerin adını ve soyadını görüyorum yeniden dizayn görünümüne geçtim. Burada mesela Türkçeyi buraya elle yazdık ya. Çeşitli parametrelerde belirtebiliyoruz. Parametreler için yine Query Tools'ta dizayndayken yukarıdan Parameters'a bastım. Belli bir parametre yazacağım şimdi buraya. Parametre adını ben belirliyorum. Mesela yazılan ders ismi yazayım ben buraya. Bunu da kopyalayayım ki sonra kullanırken kolay, kolay olsun. Kullanıcıdan bir şey iste. Bunun türü integer olsun. Ve bunun değeri, adı da yazılan ders ismi olsun. Yani kullanıcıdan istediğim integer'ı ben alıp yazılan ders ismi dediğim değişkene atacağım. Okey dedim. Ve artık yazılan ders ismini herhangi... Pardon bir dakika. <laughs> yazılan ders ismi integer değil text olacak. Herhalde. Evet. Evet. Yazılan bu string'i, bu tekst'i ben yazılan ders isminin içine attım. Burada herhangi bir noktada sorgu için dahil edebilirim. Şimdi yazılan ders ismi hatta yazmaya başlarsam explicit parameter dediğim dıştan gelen bir parametre olarak bunu dahil edebildiğimde gösteriyor. Mesela yazılan yazmaya başladığım zaman burada bana tamamlama imkanı sunuyor. Ve bunu yazdığım zaman hatta doğrudan yazarsam tırnak içine alıyor. Ama... ...yazılan yazmaya başlayıp buradaki seçeneği seçersem kare parantez içerisinde alıyor. Kare parantez içerisinde olan şeyler parametre demek. Değişkenler yani. Ve kullanıcıdan alınıyorlar. Veya herhangi bir yerden başka yerden geldiği durumlar da olacak ama şu an mesela bu şekilde yaptığımız zaman bu sorgunun çalışması için yazılan ders ismi diye bir parametreye ihtiyaç var. O yüzden bu sorguyu çalıştırdığımız zaman Bizden yazılan ders ismini soracak. Bir parametre gir. Yazılan ders ismi olsun bu. Mesela ben bu refen girdim diyelim. Çalıştırdığım zaman sorgum fen dersini alan öğrencileri gösteriyor. Tamam. Ee, bu sorguyu tekrar çalıştırmak istiyorum. Hatta kayıt edelim. Ne diyelim mesela. Dersi alan öğrenciler dedim. Sorgu adlarında da yine boşluk bırakmamaya dikkat ediyorum. Sorgumu çalıştırdım. Ders ismi nedir? Matematik olsun mesela. Çalıştırdım. Matematik dersini alan öğrencileri gösterdi bana. Bu şekilde mesela parametreleri kullanarak çeşitli sorgular yapabiliriz. Mesela hani öğrencileri e, görmek istediğimiz sorguya gidelim. İlk sorguydu herhalde. Dizayn görünümü. Yani buralara like'ları gidip pat pat elle yazmıştık. Onun yerine şöyle bir şey diyebilirim. Parametres dedim. Yukarıya bastım. Mesela isim diyelim text türünde olsun. Kriteriye da, ben buraya isim yazmaya başladığım zaman iki tane çıktı. Şimdi bir tanesi table'da field adı olan isim. Çünkü hani burada da geçiyor. Diğeri ise bir parametre değişkeni olan şu hani bakın şey var. Kare parantezlerini görebiliyorum. Explicit parameter diyor. Diğeri farklı türden bir şey. Diğerinin üstüne gelirsem. Hatta belki kullanmama burada izin vermeye de bilir deneyelim ona da gerçi aynı şeyi yapıyor gibi ama şöyle seçelim. Bunun o diğer adlarla uyuşmaması önemli. İsim diye soruyor bu query'yi çalıştırmaya çalıştığım zaman mesela Ali yazarsam Ali görüyorum. Neden? Çünkü hani ekstra bir bilgi soyadını da göstermiyormuşum. Ama diyelim ki mesela öğrencilerin doğum tarihlerini de gösteriyorum. Yazdığım öğrenci adına göre onun doğum tarihini bulabilirim. Mesela şimdi Ali yazdım. Ali'nin doğum tarihi. Bakıyorum. Ali bayağı küçükmüş falan. Buraya isme tabi run dediğimiz zaman mesela yıldız gibi karakterler burada mesela iş görmedi. Çünkü like'ı işin içine katmadığı için hı, o zaman şurada şey yapmamız gerekirdi. Run deyince like tırnak içerisinde mesela yıldız dememiz de işi neyse burada sağlamıyormuş. Demek ki parametreleri aktarırken Doğrudan öyle tekst olarak aktarmıyor Tamam o zaman Hani onu dahil etmek istiyorsak mesela içinde geçmesi gereken harfi dahil edeceksek heh, tamam Onu yapalım Mesela kullanıcıdan alacağız tamam parametreleri açayım isim değil de bu Aranacak Harf olsun Aranacak harfi alayım ama bunu bir şekilde ben String'in içerisinde arayayım O zaman şöyle yapabiliriz belki deneyelim emin değilim ama like dedik Yıldızla başlasın Sonra aranacak harf, kare parantez içerisinden yıldızla devam etsin, tırnağı kapattım. Emin değilim bakalım olacak mı. Aranacak harf dedi. A dedim mesela. Okey dedim. Hah, tamam oldu. Aranacak harfimizde girmiş olduğumuz teksti o iki yıldızın arasına dahil etti. İsmin içerisinde A geçenleri buldu. Şimdi şey yapalım peki. Mesela Yeşe geçenler diyelim. Ayşe'yi bulacak veya daha sık geçen ne var? Sık geçen de yok herhalde ama neyse. Y şey diyelim bir Design görünümüne geldim. Query'imi çalıştırdım. Aranacak harf veya harf dizisi demek daha mantıklı belki bana. Çünkü yıldızları başına sonuna alacak şekilde herhangi bir teksti buraya dahil edebilirim. Y şey dediğim zaman mesela Aa dur burada tutmadı neden? O zaman burada da mı? istediğimiz gibi çalışmamıştı başta run dedik mesela. Sin dedik. Aa orada da çalışmamış. O zaman burada şu birleşim tam istediğimiz gibi yürümedi. Like'ı direkt ya like yıldız ve arada herhangi bir şeyler olarak düşünmüş mü? Öyle yapmış herhalde. Neyse o zaman. Bunu hani SQL ile yapmak kolay olacak. Bu tarz şeyleri. Ama mesela design görünümünde bazı şeyler tam istediğimiz gibi çalışmıyor. Mesela burada nasıl yapmış like'ı? diye bakıyoruz. Aslında fena değil gibi duruyor. Ama burada mesela stringleri birleştirsek daha iyi olacaktı muhtemelen. Gibi şeyler. İsterseniz buna geri dönelim. Bastığınız harfle başlayanları bulmak istiyoruz. Aslında burada stringleri tırnakları şöyle birleştirebiliyor muyuz? Bundan emin değilim. Muhtemelen olmayacak ama deneyelim. Mesela yıldız artı aranacak harf artı tırnak içinde yeni bir yıldız diyelim. Ve çalıştırın bakalım. şimdi oldu tamam. Design görünümüne geçiriyorum. Run dedim. YŞ dedim. Mesela sadece ismin içinde bir yerde YŞ geçenleri buldu. Az önceki yazımda sıkıntı varmış demek ki. Şöyle bir şey yazdım. Dur bunu büyük de gösterelim ki. Ne yazdık belli olsun. Şunu yazdım. Like dedim. Tırnak aç kapa yıldız artı aranacak harf olan parametremiz artı tırnak aç kapa yıldız. Yani aranacak harf veya harf dizisinin başında ve sonunda herhangi sayıda herhangi bir karakter yer alabilir. Hani hiçbir şey de yer almayabilir. Bu neyi sağladı? Mesela bu şöyle bir şey sağlamış oldu bize. Öğrencinin adını tam bilmiyoruz mesela bir kısmını yazabiliriz veya bu birden fazla ismi olan bir öğrenciyse yani birden fazla bir yerde geçiyorsa mesela İnan diye birini arıyoruz Sinan yine çıkıyor falan gibi şeyler de işimize yarayabilir bu tarz şeyler. Şimdi şu ana kadar yaptığımız query'ler sorgu query'siydi. Select'ti. hani bir şeyleri bize getir diyen query'lerdi. Aynı zamanda biz şimdi mesela create diyelim. Query design yeni bir query. Hangi table ilgili olsun? Öğrenci mesela add dedim. Öğrenci table'ına ekledim. Aynı zamanda mesela update query'si yapabiliyoruz. Bir şeyleri güncelleyebiliyoruz. Append query'si yeni bir şey eklememizi sağlıyor. Mesela append yapalım tamam. Table name hangi tabloya eklemek istiyoruz? Hadi öğretmene ekleyelim. Öğretmene eklemek daha kolay. Hangi database'de? Şu anki database'de. Okey dedik. Peki nereden bir şeyler ekleyeceğiz? Mesela table hangi table pardon dur append dedik öğretmen öğretmeni bize getirmedi mi dur belki kafası mı karıştı ne yaptı dur tekrar deneyelim create query design bunu istemiyorum append var olan tabloya bir şeyler eklememizi sağlıyor başka bir database'den değil şu anki database'den öğretmen table'ına ekleyeceğiz. Ha, yine de bunu getirmem mi gerekiyor? Show table öğretmen. Ha, tamam. Bunu yine getirmemiz gerekiyormuş. Otomatik getirir diye bekliyordum da append öğretmen diyece neyse. Hangi tablo? Öğretmen tablosunun mesela öğretmen numarasına ne eklenecek? Onu yazabiliriz. Şimdi şu haliyle mesela bunu ıı, append query apku yazdık diyelim. Run dedik. 3 tane satır eklemek üzeresiniz diyor. Şimdi neler oluyor neler dönüyor. Hani yes dedik diye düşünün. Hepsini ekleyemiyoruz. Bazı değerler hani türleri dönüşmüyor falan dedi. Bu aslında append burada eklemeye çalışırken ne yaptı diye bakmak istedik diyelim. SQL'e baktık. Öğretmenden ne varsa al bunları öğretmene ekle demiş oldu. Öğretmeni öğretmen numarasıyla ekle demiş oldu. Hmm. Query by design'da design görünümünü kullanırken yazdığımız query'lerde bir table'dan alıp öbür table'a eklemek üzere query'ler yazıyor genelde. Hani biz mesela beklerdik ki bizim yazdığımız verileri tabloya eklesin. Onu mesela formları kullanırken yapmamız gerekecek ama onu yaparken işte SQL ile kendimiz yazmamız gerekiyor. Append query'sini yani yeni bir satır ekleyen sorguyu eğer buradan yazarsak, bu görünümde yazarsak belli bir tabloya belli bir tabloların değerini ekleyecek olan bir sorgu yazabiliyoruz. Yani SQL görünümüne baktığımız zaman öğretmen tablosundan alıp öğretmen tablosuna eklemek için çalışıyor. O da işte aynı numaraları olacağı için sıkıntı oluşturuyor. Hani belli bir tablodan belli bir tabloya ekleme durumu için sadece query by design'da append yapmamız mantıklı. Aksi durumda o query SQL View'dan yapıyor olacağız. Ama update'i yapabiliriz. Mesela update'i burada yapmamızda sıkıntı yok. Öğretmen tablomuzda. Tamam. Şöyle bir şey yapalım mesela. Öğretmenin adının içerisinde A harfi varsa maaşına ya zam yapmak istiyoruz. Table'ımız öğretmen. Öğretmen table'ından adına bakıyoruz. Önce bir de şunu kontrol edelim. Öğren, öğretmenlerden adında A harfi geçmeyen Tidus var mesela. Tamam aradığımız türden bir öğretmen var. Öğretmenin ismindeki kriterimiz şu. Like dedik. Tırnak içerisinde yıldız A yıldız. Tırnağı kapattım. Herhangi bir yerinde ismin A harfi geçecek. Ardından öğretmen table'ından maaş diyorum. Update to var. Şuna güncelle. Mesela burada artı 50 yazmak isteyebiliriz. Artı 50'ye güncelleyecek. Run dediğimiz zaman İki tane satırı güncellemek üzeresin diyor. İsminde A harfi olan iki öğretmen olduğu için. Tamam dedim diyelim. Öğretmenlerimize geri dönelim bakalım. Bakıyorum yapmak istediğim şeyi yapmadım aslında. İsminde A harfi geçen öğretmenlerin maaşını 50 yaptım. Pozitif 50 yaptım tamam ama 50 yaptım. 50 arttırmak istiyordum. Burada o zaman şunu yapacağız. Var olan değere 50 ekle demek için. Burada maaşına eklenecek öğretmenin. Maaş da aslında şöyle e, bu maaş nerede tabi? Şöyle yaparsak aslında mesela yukarıya bastığımız zaman maaş yazıyor ya. Bu maaş aslında öğretmen nokta maaştır. Şurada da mesela öğretmen nokta maaş diyebiliriz. Öğretmene ait olan bir maaş var. Ona o neyse o değer. Ona 50 ekle diyoruz bu durumda. Run değersek iki tane satırı güncelleyeceksin. Öğretmene geri dönüyorum. Maaşlar 100 oldu mesela hani bunları tekrardan farklı değerlere dönüştürmüş olalım. Değişikliği görmek amacıyla. Şimdi biri 70, biri 260. Sorguma gittim. Sorgumu çalıştırdım. İki satırı güncellemek üzeresin. Tamam dedim. Tabloma geri dönüyorum. Maaşlar isminde A harfi olan öğretmenler için 50 artmış. Tidus midus için artmamış. Şimdi buraya döndüm. Mesela diyelim ha bonus zamanı. Herkesi güncelleyeceğiz. Maaşları neyse maaşlar 2'ye katlanacak. Mevcut maaş çarpı 2 dedim mesela. Burada da şuna dikkat etmekte fayda var. Yine öğretmen de kare parantez içinde maaş da kare parantez içerisinde. Yani SQL'de doğrudan yazarken bu çok şart değil ama burada yazdığımız zaman bunları çeviriyor. Query by design, şey query by example kısmında, design görünümünde. Çalıştırdığım zaman 3 satırı da güncelleyeceksin diye uyardı beni öğretmeye dönüyorum herkesin maaşı ikiye katlanmış durumda Mesela isimlerle soyadlarıyla ilgili bir değişiklik falan da yapabilirdim Deminki ee, Query'ime dönüyorum Mesela append query'si olduğu için burada Şey append değil pardon Update Append değil update bu Kaydetmedik mi update olduktan sonra ha tamam update query'si olduğu için burada yanında bir simge ile gösteriyor. Mesela açıkken adını değiştiremiyormuşuz. Kapattım. Rename dedim. Maaş zam diyelim bu query'nin adına. Mesela query'mizi yeniden şey haline çevireyim. Design görünümüne geldim. Maaşları ikiye katlamayayım da şey otomatik olarak kalkmış bakın. Sütun. Öğretmen adı sütun. Çünkü onunla ilgili işlem yapmadığımız için. Artı 5 diyelim. Query'imizi e, kaydedelim. Burada hatta kapatayım. Ben bunu çift tıkladığım zaman maaşlara zam yapıyor. Ama şu an öğretmen tablosuna baktığım için update ettim, update ettim. İki defa zam yaptım. Mesela Tidus Midus'un 510 olması gerekirdi. Güncellenmedi. Bazen o an o table'a bakıyorsak güncellenmeyebiliyor. F5'e basabilirim burada. F5'i de kabul etmedi. Kapatıp açacağım o zaman. Öğretmen table'ına geri döndüm. Bir dakika sorguyu yapamadık mı? 3 tane update etmek üzeresiniz. Tamam. Bir dakika sorgumuza bir geri dönelim. Maaş zamını. Design görünümü. Öğretmen maaşına 5 ekler. Run dedim. Öğretmen Table'ını açıyorum. Ha pardon şimdi. Pardon pardon. Yanlış düşündüm. 50 eklemiyoruz ki 5 ekliyoruz doğru. Şimdi şunu göstereceğim öncelikle. Öğretmen tablosu açıksa ve ben burada bir update query'sini çift tıklıyorsam Burada güncellenmedi. F5'e basarsam güncellendi. Öğretmen table'ım açık. Maaş zaman çift tıkladım. Yes dedim. Yes dedim. Buraya Ha basınca güncelleniyor. Tamam basınca güncelleniyor. Öğretmen query'im kapalıysa maaş zama çift tıkladım. Yes dedim. Yes dedim. Güncellendi ama görmüyorum. Öğretmeni açarsam güncellendiğini görüyorum. Maaş zamı design view'da açtım. Ve run dedim. 3 satırı update edeceksin. Tamam. Etti. Öğretmen açıkken maaş zam da açıkken maaş zamı çift tıklarsam Burada işte bu özel bir durum farklı bir şey yapıyor Access. Öğretmen açıkken maaş zam da açıkken maaş zamı çift tıklarsam veya öğretmenin açık olması gerekmiyor herhalde. Herhangi bir yer açıkken maaş zam da yukarıda sekme olarak açıkken çift tıklarsam bunun ee, en son değerlerini döndürüyor bize. Bu mesela formlara geçtiğimiz zaman da pencere tabanlı bir programda çalıştırırken de karşınıza çıkacak. Eğer bu query burada açıksa bir yerlerde... Tekrar çalıştırmaya çalışıyorum. Çift tıklıyorum. Bakın update etmiyor. Neden? Çünkü bu query'nin son sonuçlarını gösteriyor bana. Design view'a geçip buradan run diyebilirim. O zaman çalışır. Mesela buradan run dedikçe yine update edeceksin uyarısını aldığım zaman update ediyor. Öğretmenlere maaş, maaş yapıyor. Ama mesela zaman burada bir sekme olarak açıkken soldan çift tıklarsam onun sekmesine gidiyor ve onun değerlerini gösteriyor. Data sheet view'da gösteriyor mesela design view. Tamam. Design view'da öğretmenin maaşını kullanıyoruz. O yüzden öğretmenin maaşı burada bir alan olarak geçtiği için data sheet view'da da şu anki öğretmenlerin maaşını göstermiş oluyor. Mesela update query'sinde de relation dahil etmiş olsaydık nasıl olurdu? Onu görelim. Şimdi öğretmen var. Tamam aynı zamanda danışmanıdır relation'ını işin içine katmış olalım. Normalde mesela bu durumda kaydedelim. Bu durumda datasheet view'una geçtiğimiz zaman mesela öğretmenler bir relation'da birden de birden fazla defa bulunuyorsa mesela danışmanlık işte bu öğretmen 3 danışmanlık yapıyor. O yüzden 3 defa yer aldı. Burada da mesela Dur yanlışlıkla diğerine geçip duruyorum da şunu kapatıp design view'da geçelim. Burada mesela relation'ı dahil edip de artı 5 değil de daha kolay bir rakam olsun şimdilik. Neyse artı 5 olsun tamam. Öğretmenlerin şu anki maaşlarını bir kontrol edeyim. Öğretmenlere bakıyorum. 290, 670, 450. Bakalım Jane'in maaşı 290 şu an. Ve Jane 3 danışmanlık yapıyor. Bu query'yi çalıştırdığımız zaman ne olacak? Relation'da dahil ettiğimiz bir query. Run dedim 6 satırı güncellemek üzeresin diyor. Tamam dedik yes dedik. Öğretmene geri dönüyorum. Jane yaptığı her danışmanlık için artı 5 aldı mesela. Tidus midus danışmanlığı az olduğu için daha az güncellendi. Yani mesela bu tarz bir şey yapmamız gerekirse update query'mizin içine aynı zamanda relation'ı da dahil ettik. Yani bu relation'a katıldığı için birden fazla defa geçtiğinden dolayı bu öğretmen daha fazla artı 5 bonus almış oldu burada SQL View'da da bakacak olursak mesela şöyle bir şey yazmış hani sık sık aslında SQL View'da ne yazmış bakmak güzel olabilir çünkü bazen de direkt SQL'e ile SQL'den doğrudan bir şeyler yapıyor olacağız. Update öğretmen. Öğretmen table'ını update et. Nasıl olacak peki? Şu table'ların join edilmiş halinden danışmanıdır. Öğretmen no üzerinden bağlanıyor. Danışmanıdır'daki öğretmen no'nun Öğretmendeki öğretmen no'ya eşit olduğu durumlarda öğretmen maaşını mevcut değerin 5 fazlası haline getir. Bu relation üzerinden geçtiğimiz için de o öğretmen birden fazla defa yer alıyorsa her biri için artı 5 alacak demek anlamına geliyor bu. Design view'a geri döndüm. Mesela eklentimizi bir parametrede yapabilirdik parametrelere geldik. Ee, bonus diyelim mesela bonusun türü integer olsun ve altta da artı 5 yazmak yerine kare parantezler arasında bonus yazabilirim. Otomatik tamamlama da geldi zaten. Run dediğim zaman benden bonusu soruyor. 7 dedim mesela. Öğretmenler yaptıkları her danışmanlık için artı 7 maaş almış oldu bu durumda. Bonus aldı daha doğrusu ya da. Delete query'lerimiz de var. Bir şeyleri silmemizi sağlıyor. Tabii bir şeyleri siliyorsak Iı, silmek her zaman tehlikeli. Yani hani yanlışlıkla tableınıza bir sürü satır eklediğinizi düşünün. Yani proje için en fazla 5-10 tane falan ekleyeceksiniz ama daha büyük bir proje olursa bir sürü satır satır eklediğinizi düşünün. Yeni bir query yapalım. Hangisiyle ilgili olsun? Öğrencilerle ilgili olsun tamam. Türü delete. Belli bir değere bakarak öğrencileri sileceğiz. İsmine bakalım. Hangi table? Öğrenciden isim table'ı. Delete where var from var ver diyeceğiz. Buraya bir kriter yazıyor olacağız. İsmi şu olan öğrencileri sil demiş oluyoruz bunu yazarak. Ama bu biraz aynı hani tehlikeli bir şey dediğim gibi. cascade on delete'leri açık tuttuğumuz için mesela bir öğrenci silinirse ilgili relation'larda da silinmesi lazım öğrenci mesela bir numaralı öğrenci Ali Velir. Ali Velir'in danışmanı da atanmış durumda mesela. Query'me geliyorum. Kriter. Öğrencinin adı Ali ise o öğrenciyi sil anlamına gelen bir query yazdım. Run dedim. Şimdi bir tane satırı silmek üzeresin emin misin? Evet dedik. Öğrenciye dönüyorum. Ali'nin silindiğini gördüm. Danışmanıdır'a geliyorum. Ali'nin bir danışmanı vardı. Onunla ilgili kaydımız silindi. Aynı zamanda ders al. Buraya bakıyorum. Ali ders almıyormuş. Buradan silinen bir şey olmadı. Ha tabii şöyle bir şey yok hani. Buradaki bağlantıdan dolayı sadece relationlar etkileniyor. Eğer bağlantının yönünü doğru yaptıysak sürüklerken entity'den unutmayalım bir relation'a doğru sürüklüyorduk. Ama mesela Ali'nin danışman öğretmenini silmedik. Öyle bir şey yapmadık yani. Tamam ders al falan buraya geldik diyelim. Bir öğrencinin numarasını değiştirelim. Hatta dur dur. Bütün öğrencilerin numaralarını 2 ile çarpacağız diyelim. Öyle bir query yapmak istiyoruz. Bu bir update query'si olacak. Delete değil silmiyoruz bu sefer. Bir şey güncelliyoruz. Tehlikeli bir şey güncelliyoruz ama. Öğrenci numarası. Öğrenci numarası şuna eşit olanları şuna güncelle diyoruz ya burada. Yukarıda şunu diyelim. Öğrenci numarası. Tabi doğrudan öğrenci numarası diyemiyorum. Neyin altındaki öğrenci numarası? Öğrencinin altındaki nokta koydum. Kare parantez içerisinde o öğrenci nokta kare parantez içerisinde öğrenci numarası. Ha doğrudan ha yok tamam. O sığmadığı için şey yapmış. Bunu geniş göster. Tamam. Öğrenci numarasını iki katına çıkartan bir sorgu oluşturduk. Run dedik. 9 satırı update etmek üzeresin. istiyor musun? İstedik. Öğrenci table'ına bakıyorum. Merve'nin numarası artık 6 mesela. Danışmanıdır'a bakıyorum. Merve'nin geçtiği satırlar. Biz hani kaskade ettiğimiz için. Hani on update kaskade'imiz olduğu için. Öğrencinin numarası güncellenince bunun bağlı olduğu yerlerdeki kaydı da güncellenmiş oldu. Ki zaten hani normalde yapmak istediğimiz bu. Aksi takdirde sorun çıkacak. Ne olacak? Öğrenci numaraları iki katına çıktı. Ama burada 3 diye bir şey olacak. 3 diye bir öğrencimiz yok artık. Ama burada danışman kaydında 3 numaralı bir öğrenciye dair bir danışman kaydı olacak. Öyle sıkıntılar olmaması için her zaman ee, kaskedlerimizin açık olmasına fayda var. Veya hani e, açık tutmuyorsak da biz bir şekilde çözeceğiz demiş oluyoruz onu. Tabii e, başka bir relation. Dersi alan... Öğrenciler için ders al tablomda da mesela öğrenci numaralarının güncellenmiş olduğunu görüyoruz. Query'imize geri dönelim. Make table var mesela. Yeni bir table oluşturacak bir query de oluşturabiliriz. Ama burada da yine SQL ile yazacağımız kadar bize serbestlik tanım tanımıyor bu görünüm. Yani yeni bir table yapacağız. İşte verilerini şuradan alsın falan bunun türlerini içersin demiş oluyoruz burada. SQL yapmak bunu daha mantıklı oluyor olacak. Bir de şundan bahsedelim. Toplamları da gösteren bir query yapabiliriz. Şimdi bu query'mizi yeniden bir select query sahne çevireyim ben. Öğrenci değil de öğrenci tablosunu çıkardım. Show table'dan öğretmeni gösteriyor olayım. Ve öğretmenlerin toplam maaşını da görmek istiyorum. Yukarıda totals var. Totals'ı açarsam burada total'ı göreceğim. Mesela hangi alan? Öğretmen öğretmen de maaş diyelim. Grup bay. Mesela otomatik olarak grup bayı seçti. Run dersen öğretmenlerin normal maaşlarını görüyorum. Hani ekstra farklı bir şey yok. Design görünümüne geri geldim. Burada mesela sum dersem, total'da sum dedim, çalıştırdım. Tek bir numara görmeye başladım. Bu query bütün öğretmenlerin maaşlarının toplamının sonucu. Tekrar Design View'a geri döndüm. Mesela sum yerine başka seçebileceklerim de var. Average. Öğretmen maaşlarının average'ını bulan bir query yaptım. Ortalama buymuş mesela öğretmen maaşımız. Design View. Maximum minimum bulabilirim. Count nedir? Count bu entry sahibi yani öğretmenlerden maaş sahibi kaç tane satır var onu sayar. Run dediğim zaman 3 mesela bu sonucu gördüm. Bunları da yine çeşitli şekillerde kullanmamız olası ilk satır, son satır falan. hani daha çok sum gibi şeyleri kullanmamız gerekebilir. Mesela sum dedik. Tamam. Öğretmen. Burada da isim var. Show açık diyelim. Run edersek sonucumuz böyle. Hani tek bir şey göstermedi misin? Sum of maaş diyor burada. Ama bu öğretmene ait olan hani Jane girdilerinin samı, kakelerin samı, tidusların samı oluyor. Bu çok anlamlı bir şey değil aslında belki bayağı anlamlı bir şey değil hatta hiç anlamlı bir şey değil. Bunları grupladığımız için işte hani isimde san falan demek olmayacak şeyler hatta hata veriyor burada. Burada grup bay seçili oldu hatta otomatik olarak. Öğretmenleri isme göre grupla o grupların maaşlarını göster demiş oldu bize. Tabi öğretmenlerde mesela daha güzel bir grup gruplama şartı bulabilirsek mesela burada ne olabilir? Öğretmende belki yeni bir sütun ekleyelim ekleyelim sütun mu olsun ya da text olsun ee, ne olabilir tür dedik mesela tür diye bir şey olsun öğretmenlerde tür mesela işte ne olabilir belki şöyledir ee, ne türü olabilir ki öğretmenlerin şey falan mı ha, normal diyelim mesela bu öğretmenler normalmiş bu da anormalmiş uzman falan gibi bir şey olsun uydurduk. Şimdi iki tane normal bir tane uzman öğretmenimiz var. Türlerine göre ayrılmış durumdalar. Yeni bir sütun ekledik. Ve şu az önce yazmakta olduğumuz query'e geri dönüyorum ben. Öğretmen ismine göre gruplama. Öğretmen burada güncellenmemiş henüz. Bir F5'e mi basacağız ya da bunu ha pardon öğretmende kaydettim mi acaba bunu? Ctrl S diyelim bunu. Haydi dedim, ondan emin olalım. Buraya geri döndüm hala yok. O zaman remove table deyip yeniden show table öğretmeni eklemem gerekecek türü görmek için mecburen. Şimdi öğretmen maaşlarını görüyorduk. Öğretmen maaşlarının toplamını görüyorduk. Öğretmenin türüne göre gruplamış halde görelim dedik bunu. Run dediğimiz zaman şimdi iki tane kategori görüyorum. Normal olan iki öğretmenin maaşları toplamı ve uzman olan bütün öğretmenlerin, gerçi şu an bir tane öğretmenimiz olduğu için öyle, uzman olan öğretmenimizin maaşının toplamını görüyoruz bu şekilde. Mesela çeşitli kriterlere göre burada e, gruplayabiliyoruz, onu görmüş olduk. Mesela birden fazla şeye göre de gruplayabiliriz. Ama tabii anlamlı şeyler olmasında fayda var. Hani öğretmenler e, aynı zamanda işte şey olabilir mesela çalıştıkları okullar falan gibi bir şeyler varsa hani ek sıradan bir şeyler dahil edilebilir bir şeyler bir şeyler bir şeyler dedikten sonra aslında burası da durmak için güzel bir yer gibi duruyor başka bahsetmemiz şu an çok gerekli olan bir şey yok gibi hani parametreleri kullanarak herhangi bir şey işin içine dahil edebiliyoruz bu parametreler pencere tabanlı programlar, arayüz vesaire oluşturduğumuzda da yine işimize yarayacak olan şeyler. Ve mesela burada yaptığımız bazı sorguları işte şöyle bir şey yaptık hani. Öğretmenlerin maaşları toplamı, öğretmenlerin türlerine göre gruplanarak buluyor. Bunun karşılık gelen SQL'ine bakmak için de şöyle bir buraya geçiş yapıp göz atabiliriz. Notepad'imizi kapamışız. Şöyle bir şey yapmış mesela SELECT Sum of öğretmen maaş. Öğretmen maaşların toplamı. Sum of maaşı yaz. Aynı zamanda öğretmenin türünü yaz. Öğretmen tablosundan öğretmenin türüne gruplanmış bir vaziyette. Mesela yani bunu doğrudan SQL olarak da yazabilirdik. Karşılığı bu olurdu. Onları mesela yani orada e, görsel arayüzde bir şeyler yapıp... Burada SQL karşılığını görmek güzel bir pratik olabilir. Ama şunu... Bu e, aklımızda bulundurmakta fayda var o görsel editör her zaman en kısa biçiminde yazmıyor bazen işi uzatıyor İşte bir sürü parantez gereksiz kullanabilir. Dedikten sonra burada e, bırakalım sonraki aşama SQL querylerimizi kendimiz elle yazıyor olacağız hani o yüzden bunları böyle hani karşılıklarına bakmak vesaire faydalı olabilir.